Datça'da market ve döner büfesi işleten Ali Aslan, Avrupa'da ticaret yapmak isteyen Türk girişimcilere örnek olacak bir başarı sergiliyor. Ben Ali Aslan, 2004'te Malatya'dan İsviçre'ye geldim. 2004 yılında geldim. Yani 7 yıldır İsviçre'deyim. 7 yıldır İsviçre'deyim. Yaklaşık 4 senedir bu işletmeyi açtık. Döner bölümümüzü yaklaşık 1 senedir işletiyoruz. Şu anda 4. yılındayız, memnunuz. Kısa sürede yükselen girişimcimize başarısının sırrını soruyoruz. Türkiye'den geldiniz, 7 yıl oldu. Çok hızlı bir büyüme var. Nasıl oldu? Biraz dürüst çalıştıktan sonra, özenli çalıştıktan sonra, işinize dikkat ettikten sonra Rabbim her şeyi veriyor. Özellikle Avrupa'ya gelen vatandaşlarımız öncelikle işçi olarak çalışmayı düşünüyorlar. Ama siz zannediyorum işveren olmayı tercih ettiniz ama o arada kısa bir işçilik döneminiz de oldu galiba. Evet, bir yaklaşık 2 sene bir fabrikada çalışma hayatım oldu. Kendi işimizi kurmak bizim için daha mantıklı geldi. O yüzden nasip meselesi oldu. Şu anda işlerimiz de iyi, çok şükür memnunuz. Başladığınızda bu kadar hızlı büyüyeceğini tahmin etmiştiniz. Yok, biz bu işe başlarken bir korku içerisindeydik. Yani bir şans diye bir diyelim, hadi biz de başlayalım. Ama çok şükür işte her şey yolunda gitmeye başladı. Cesur girişimci Ali Aslan'ın lojistik sektöründe de bir girişimi var. Dehale firmasında bizim 4 bölgede dağıtım, paket dağıtım işini de yapıyoruz. Oradan da şu anda 2 Satkalen, Schaffhausen ve Zuswil bölgesi olmak üzere 4 tane de arabalarımız var. Baltür GmbH yoğun olarak bulunduğu bölgedeki Türk ve Balkan halkına hizmet veriyor. Biraz markete dönersek, evet. Bu bölgeyi biraz bize anlatın. Burası Vil bölgesi, yaklaşık 15-20 bin nüfusu var. Bunun yalnız %70'ini Balkan bölgesi, Arnavutlar, Sırplar, Kosovalılar oluşturdu. Türklerin az olduğu bir kesim burası. O yüzden bizim marketimizde ürünlerimizin %80'i Balkan bölgesi, yani Arnavut ürünleri taşıyor. Bizim müşteri kapasitemiz %80'i Arnavut. Benim eşim Arnavut. O ürünleri tanıyor. O kendisi bu işi önceden yapmış. Büyümemizin, gelişmemizin, bu müşteriyi yakalamamızın sebebi onun sayesinde işin doğrusu. Market zengin bir ürün yelpazesine sahip. Kasap bölümümüz var, peynir türlerimiz var, kuru gıda dediğimiz ürünler var. İçecek, yani Balkan yöne içecekler var. Kola, Fanta, o civar onlar değil. Balkan içecekleri, Türk içecekleri. Marketle birlikte hizmet veren döner büfesi ise adeta küçük bir kebap restoran. Döner bölümü 16 çeşitten tek havaya olan yerim, 16 çeşitten oluşuyor. İsviçre'de 16 çeşit 5 lira sadece bizde var. Ne yerseniz 5 lira. Adanasından, dönerinden, kebabından, dürümünden her şey 5 lira. Başarılı girişimcinin hedefi döneri büyük alışveriş merkezlerine taşımak. Alışveriş merkezinde bir döner yeri açma planımız var. Yaklaşık o da 3 ay falan sürecek. Şu anda son planımız o şekilde. Ali Aslan'a hipermarket zincirleriyle nasıl rekabet edebildiklerini soruyoruz. Günümüzde market zincirleri oldukça agresif çalışıyor. Özellikle de küçük ve orta ölçekli esnafı yok etmek üzere, evet, çalışıyorlar. Bunlarla baş etmek zor oluyor. Farkımız onlardaki ürün bizde yok. Bizdeki ürün de onlarda yok. Aslında burada farklılığı yakalayarak onların baskısından kurtuluyoruz. Mutlaka boşluğu değerlendirmek, boşluğu aramak kolay. Şimdi de marketten alışveriş yapan Türk müşterilere mikrofon uzatıyoruz. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar çok uygun burada. Genellikle hafta sonları, cumartesi günü buraya geliyoruz. Aradığımız her şeyi burada buluyoruz. Baltür bu bölgede bir boşluğu doldurdu. Sadece Türklere değil, bu Balkan ülkesinde olan ülkeler insanlarına da bayağı bir hizmet ediyor. Bunun için doldurduğu tahmin ediyorum yani. İsviçre marketlerine göre baktığınızda fiyatlar tabii, daha uygun geliyor. Aradığınız yani her şeyi bulabiliyor musunuz? Her şeyi buluyorsa tabii.